60 ihtilalini her ne kadar o zaman genç olmuş 12 yaşında. Evet. Şahit oldunuz. 28 Şubat'a 15 Temmuz'a kadar bütün darbe süreçlerini hepsini yaşadınız. Türkiye'de askeri darbe ne demektir ve askeri darbe niçin ve kimler ile yapılır? Siz bunu nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi askeri darbeler tabii 1960'ta başlarsak, o zaman ben 12 yaşındayım ama bu işlere meraklı birisiydim. Dolayısıyla alt katımızda bir komşu vardı. Komşuda radyo vardı. Radyodan şeyleri dinliyordum. Yasada mahkemesinin duruşmalarını. Evet. Sanıklar getirildi. Bağlı olmayarak yerlerine alındı. Müdafiler hazır, açık olarak duruşmaya devam olundu diye her gün böyle başlardı. Yasada saati diye zannediyorum yasada. 20 sularında veya 21 sularında başlar. Duruşmanın şeyini, özetini verirdi. Hı hı. Tabii bunlar ne için yaptılar, ne yaptılar? İki tane örnek var. Bir tanesi bizim çocuklar ihtilali yaptı diye Amerika bunu 60 ihtilali için söyledi. Diğer taraftan da buradaki piyonlardan birisi de Salim Başoğlu'da biraz sıkıştığı zaman avukatların savunma yaptıkları sırada hukuksuzluğu dile getirince söyledikleri şey şu: sizi buraya getiren güç böyle istiyor. İşte mahkemenin hali bu. Tıpkı İstiklal Mahkemelerinin değişik bir versiyonu. Aynı şekilde sizi buraya getiren güç böyle istiyor diyerekten. Evet, yani siz bunu burada, istiklal mahkemeleri sürecinin bir devamı, devamı gibi aynı o noktaya geliyor. Onun akabinde de zaten Milli Nizam'ın ben Beyoğlu Gençlik Kolu Başkanlığı'nı yaptım. Milli Nizam da kapatılırken yine takriben bir 7 aylık siyasi hayatı vardı. Milli Nizam Partisi'nin bu dönemde kapatılırken de yine hukuksuz bir şekilde aynı vaziyette kapatıldı. Tabii 70 Mart muhtırasının neticesidir o da, Milli Nizam'ın kapatılması. Darbeler her ne kadar görünürde askerler tarafından yapılıyorsa da onlar kukladır. Bizatihi bu işi planlayan, programlayan, yapan kişiler değildir. Dış mihraklar vardır. İçerideki o dış mihrakların uzantıları vardır. Sivil adamları vardır. Özellikle sermaye vardır. Sermaye kendi çıkarlarına ters gelen yapılanmalara izin vermez. Bunun için normal her ne kadar demokrasiden falan bahsetseler de dikkat ederseniz millet iradesinin ortaya çıkmasının hemen akabinde işlerine gelmediği zaman darbeye başvururlar. Aslında darbecidirler. Dolayısıyla asker bana göre bu işte kukladır, kuklacı değildir. Kuklacılar dışarısıdır ve içerideki işbirlikçileridir. Tabii ihtilalden sonra 80 ihtilalini bizzat yaşadık. Ben o zaman Milli Gazete'nin başındaydım. O dönemde de askerlerin yaptıkları, yani bizi çağırıyordu sıkı yönetim komutanı. İşte şunu yazarsan, bir şey de yok. Bir gazetedeki olumsuz haberleri keçe kalemle çizmiş. Bizim yaptığımız hiç olumlu iş yok mu? Nedir bunları böyle bu şekilde yazıyorsun? Bir daha ben seni buraya çağırırsam gazetenizi kapatırım diyerekten. Bizzat sıkı yönetim komutanı Selimiye'de gazetenin sorumlu yöneticisiydim, evet. Başındaydım. Hı hı. Yani böyle bir dönemler var. Tabii şeyi yapmışız. Evren'le alakalı Konya'ya gitmiş. Dörtlükler yayınlanıyordu. Her gün bir dörtlük yayınlanıyordu. Dörtlüklerden bir tanesi Gez Dünyayı, Gör Konya'yı, Otladığın Yer Meram'ı diye bir dörtlük yazılmış. Evren de Konya'da diye. Vay siz Evren'i yaptınız diyerekten. Onunla alakalı da bir şeyler yapıldı. Yani esprinin suç olduğu bir döneme. Tabii, siz bizden şahit olmuşsunuz. Peki şunu sorayım, ondan sonra ben Ali Sami'ye geçeyim. Önceki darbe süreçleriyle 28 Şubat darbe süreci arasında nasıl bir fark görüyorsun ya da nasıl bir ortak nokta? Çünkü bu darbe postmodern darbe süreci olarak ifade edildi. Aynı zamanda sivil kuvvetlerin seferber edildiği bir dönem olarak değerlendirildi. Siz bu dönemi fark ya da şöyle ortak düşünebiliriz. Yani bundan önceki darbeleri gizli görüşmelerle, bu söylediğim
kuklalarla kuklacı gizli görüşüyordu. Hı hı. 28 Şubat sürecinde bunu aleni yaptılar. Aleni. Yani medya, ne bekliyorsunuz? Sivil silahsız kuvvetler iş başına geldi. Bunlar bu sefer işi halletsin. Tamamen yayınlarını askerle iç içe, kol kola bir şey sergilediler. Ondan öncekilerinde çok belli olmuyordu. Tamam, bir altyapı hazırlıyorlardı, şunu yapıyorlardı ama bu kadar birlikte oldukları pek görünmüyordu. 28 Şubat sürecinde bu iş aleniyete döküldü. O şekilde yapıldı diyebiliriz. Teşekkür ederim.